Merhabalar, Bir Gün TV'den iyi günler. Fikri Sağlar'la konuşacağız bugün. Bir Gün yazarı Fikri Sağlar'ın bugünkü yazısı ses getirdi, siyasetini gündemini belirledi. 3 Nisan'da Muharrem İnce ile bir uzlaşı görüşmesi yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun oluru ve bilgisiyle uzlaşı görüşmesi yaptığını ama Muharrem İnce'nin bu uzlaşıya yanaşmadığını, adaylıktan çekinmeyeceğini, kendisine adaylık için imza veren seçmenlerine ve destekçilerine saygısı nedeniyle aday olmaya devam edeceğini deklare ettiğini aktarmış oldu. Sabahtan bu yana da siyasetin önemli gelişmesi olarak gündemde tartışıldı, konuşuldu. Fikri Bey'le, Fikri Sağlar'la konuşacağız bu konunun detaylarını öğrenmek için. Fikri Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi günler dilerim. Teşekkürler. Hemen hızlıca başlayalım. Anladığımız kadarıyla görüşme talebinde siz bulundunuz ve Kılıçdaroğlu'na Kemal Bey'e bilgi verdiniz. Doğru mu? Doğrudur, evet. Kemal Bey'in bilgisi ve onayı doğrultusunda Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yaptım. Daha önce zaten Cumhuriyet Halk Partisi iki kez görüştüğünü söylüyorlar. Genel Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın görüşmeleri katıldığını söylüyorlar. O görüşmelerde elde edilen bilgiler ışığında teyit eden bir uzlaşı düşüncesini Muharrem İnce ile bir abisi olarak konuşmak için gittim. Evet, peki nasıl bir zemin üzerinden konuştunuz? Biz bundan önceki görüşmelerde de bir temas kurulduğunu, diyalog kurulduğunu biliyoruz ama detayında ne olduğunu, Muharrem İnce'ye ne önerildiğini ya da Muharrem İnce'nin ne tür beklentileri olduğunu çok bilmiyoruz. Yani Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Benden önceki görüşmelerde bir kanava ortaya çıkmış. O kanavanın Sayın Kılıçdaroğlu tarafından teyit edildiğini söylemek için gittim ben de ve diğer konularla ilgili Muharrem İnce öyle bir 3-5 milletvekilliği pazarlığı olarak algılanmaya çalışıyor ya da anlatılmaya çalışılıyor, öyle değil. Bunu iyi görmek gerekiyor. Yani daha geniş, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan, çöken ekonomiden, her şeyden önce değişen rejim sonrasındaki özgürlüklerin, hakların, emeğin yok edildiği, sömürüldüğü bir noktada yapılması gereken siyasilere düşen sorumluluğu konuşmak üzere gittim. O sorumluluk çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir konsensüsle aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini aktardım. Bu Muharrem Bey'in, Muharrem İnce'nin nezaketli görüşmesi içerisinde çok da uzlaşılmayacak bir konu olduğunu söyledi. Doğrudur, çünkü uzlaşılmasının zamanı geçmişti. Yani Cumhurbaşkanı oy pusulaları, resimler basılmıştı filan. Benim gittiğimde, ben 3 Nisan'da gittim. O pazar her şey kesinleşmişti. Daha önce yapılması gerekenlerin bir samimiyet içerisinde sürmesi gerektiğini anlatmaya çalıştığım bir konuşmaydı, bir görüşmeydi. Umarım ki, dilerim ki yine iki genel başkan doğrudan kendileri konuşarak bu konuda bir uzlaşı ortaya koyarlar ve hepimizin arzu ettiği Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık çökertme politikasını hep birlikte yok ederiz. Çünkü Türkiye bir yol ayrımında. Peki, bu yol 36-37 günlük bir süre var. Evet, 38 günlük bir süre var. Sizce zemini var mı ya da ihtimal nedir bundan sonrası için? Yani ben hiç umudumu yitirmedim. Umudumda yitirmesi gerekmiyor. Çünkü ikinci tura kaldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük farkla kazanıyor ama birinci turda bu işi bitirmek gerekiyor. Çünkü bugün yön eylemin açıklamasına göre Memleket Partisi, yani Muharrem İnce'ye oy verecek olan seçmenin ikinci turda %60,9'u, yani büyük bir rakam, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylüyor. Zaten Muharrem İnce de bunu söylüyor. İkinci tura kalırsa, diyor Kemal Kılıçdaroğlu, biz onu destekleyeceğiz diyor. Orada bir problem yok. Ama birinci turda bu iş biter mi?
Ben bir taraftan da anlayışla karşılamak istiyorum, empati de yapmak gerekir. Yani 3 yıla yakın süredir bir parti kurduk. Burada binlerce insan çalışıyor özveriyle. Bu noktaya geldik. Galiba bugünkü yöneylemde 4.6, o gün bana 6 demişti, %6 bir oy oranına ulaştık. Ve bana 113 bin kişi imza verdi Cumhurbaşkanı adayı olmam için. Onlara saygı göstermem gerekiyor diyerek bir açıklama yaptı. Yani neden tam bir uzlaşmanın içerisine girilemeyeceğini böylelikle anlattı. Ama yine de umut var mı diye düşünüyorum. Yani Sayın Genel Başkanlar bunu çözerler diye düşünüyorum. Peki beklentiye dair, Muharrem İnce'nin beklentisine dair, yani kamuoyu biraz bunu merak ediyor. Muharrem İnce ikinci tura kalmayacağını bile bile neden seçime giriyor? CHP'den ya da Millet İttifakı'ndan ya da geniş olarak muhalefetten diyelim. Beklentisi nedir bu ittifaka girmek ya da adaylıktan çekilmesi için? Çünkü açıklama yaptı sizin yazınızdan sonra, dedi ki yani uzlaşı için aslında zemin vardı ama olmadı dedi. Yani burada evet, ne bekliyordu da uzlaşma için zemin birincisi vardı diye, tabii, onu merak ediyoruz açıkçası. Birincisi tabii zamanlama. Yani ben gittiğimde benim bu açıklamamdan sonrası kendisinin de uzlaşabileceğini ama bunun çok daha önce olması gerektiğini söyledi. Yani bana da o zaman. Geç kalınması, öyle mi? Mesele geç kalınması tabii. Yani geç kalınmasının nedenlerini ben çok iyi bilmiyorum. Yani siyaseten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminden ilgili bir şey. Niye geç kaldılar? Eğer geç kalmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi mutlaka bir uzlaşı yolu bulunabilirdi. Evet, bugün Mustafa Sarıgül destekleyeceğini açıkladı ama Sarıgül'ün Cumhurbaşkanlığı adayı yok. Adaylığı yok. Dolayısıyla gayet rahat. Ya Cumhurbaşkanlığı adaylığından önce bu görüşmeler yapılmış olsaydı herhalde farklı bir noktaya gelirdi. Yani imza toplanmazdan önce altılı masa kurulur kurulmaz ya da altılı masanın kurulduktan sonraki bir süreç içerisinde görüşmeler başlatılsaydı mutlaka bir çözüm noktasına gelinirdi. Peki son soru, yani siz çok uzun yıllardır siyasetin içindesiniz, bakanlık yapmış bir isimsiniz, eski CHP'nin de eski vekillerindensiniz. Bundan sonraki süreci, yani 14 Mayıs'ta İnce'nin adaylıktan çekilmemesi durumunda seçime dair beklentiniz nedir? Yani birinci turda bitebilir mi yoksa şıkta, ikinci tura kesin olarak kalır diyebilir misiniz? Her şıkta şunu görüyorum, yani işin gerçeği o. Toplumda 21 yıllık icraatı nedeniyle toplumu ayrıştıran ama bu ayrışmanın artık ülkede müthiş bir kalıcı yoksulluğa dönüştüğü, yolsuzlukların ayyuka çıktığı ve her şeyden önce insanların yarın güvencesinin ortadan kalktığı, yumurta dahi alamazken çocuğunu okula, iki çocuğundan bir tanesini okula gönderemezken, kendisinin gözünün içine baka baka hatta suratına çay atarak aşağılandığı bir noktadan artık bu toplum kurtulmak istiyor. Onun için de elinden gelen her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. O nedenle birinci turda büyük bir farklılıkla Cumhurbaşkanlığı alınmak gerekir. Ama asıl onun kadar önemli olan parlamentoyu. O nedenle birinci tur çok önemli. Yani bu telaş, birlikte olabilme telaşı, zannediliyor ki Kemal Bey güçsüz. Hayır, Kemal Bey'in arkasında sosyalist blok var. Kemal Bey'in arkasında emek özgürlük bloku var. Dolayısıyla aday çıkarmayarak zimden desteklediklerini ortaya koyuyor. Bizim de öteden beri hem yazdığımız hem çizdiğimiz mesele, sol bacak olmadan sağ bacakta koşamazsınız. Yani altılı masanın oluşturduğu sinerji kadar ve ondan daha önemlisi sol masanın ortaya koyması, sol ve sosyalist masanın Kemal Bey'le ilgili görüşlerini ortaya koyması. Bu bence çok önemli ve sonucu alma doğrultusunda da büyük bir güç. Şimdi bu gücün önünde durmaktansa bu güce destek vererek parlamentodaki sayıyı arttırıp Cumhurbaşkanlığının daha farklı parlamenter sisteme dönecek şekilde oluşmasını sağlamaktır. Bunun için bir fırsat var. Hala 37 gün var. Dolayısıyla ben bu fırsatın değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de
24 saatte siyaset çok farklılaşabiliyor. Evet, teşekkür ederiz Fikri Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Fikri Sağlar'la görüştük. Bugün ses getiren bir gündeki yazısı üzerine açıklamalarda bulundu. Fikri Sağlar eski CHP milletvekili ve CHP'nin hala en önemli isimlerinden biri. Muharrem İnce ile 3 Nisan'da yaptığı görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Anladığımız kadarıyla geç kalınması bu uzlaşmayı tıkayan, uzlaşmanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Fikri Sağlar'ın değerlendirmesi bu yönde. Sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.